Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Üst üste kaza videoları hazırlıyoruz ama malum dün Bursa'da bir ultralight tipi hafif uçak kazası meydana geldi. Bu kazada iki kişi hayatını kaybetti. Son dönemde Bursa'da üst üste bu tür kazalar yaşanıyor. Bu kazadan gelen ilk bilgiler neler? Muhakkak bu durumla ilgili kaza raporu hazırlanacak kaza kırım ekipleri tarafından ama eldeki fotoğraflarla, bilgilerle neler olmuş olabilir? Biraz aydınlatma amacıyla bilgi vermek istiyorum. Ultralight kazaları niye oluyor? Neden Bursa çok gündeme geliyor? Bu konuları bu hazırladığımız videoda sizlere dilim döndüğünce anlatmak istiyorum. Kazayla ilgili öncelikle kısaca bilgi vermek gerekirse TCUHY, havacılık tabiriyle söylersek TC Türkiye Cumhuriyeti Tango Charlie, sonrasında da U harfi ultralight sınıfı hafif uçakları içeren bir tescil sınıfı. U için Uniform, H harfi için Hotel ve Y harfi için de Yankee tescilli Bristol imalatı bir tek kişilik, tek motorlu iki kişilik bir uçak var. Bu uçak Pamukova meydanından kalkıyor ve doldurduğu plana göre de Pamukova'dan Bursa'nın şehir merkezine çok yakın noktada bulunan Yunus Eli Hava Alanı'na uçuyor. Uçağın sahibi Hakan Köksal ve aynı zamanda yanında bir yolcu var. Yolcusu da Burcu Sağlam. Hakan Bey bu arada Yunus Eli'nde kurulmuş havacılık kulübünün de başkanı olduğunu belirtmemizde fayda var. Hakan Bey çok meraklı havacılığa, gerçekten gönlünü amatör havacılığa vermiş bir amatör, bir pilot Bursa'da. İş adamı aynı zamanda ve kalkıyorlar ama kalkıştan sonra da Bursa'da hava durumu, görüş şartları özellikle oldukça kötü durumda. Pamukova'dan Bursa'ya doğru geliyorlar. Bu sırada bir kontrol noktası var diyelim, orada rapor ediliyor. Burası da Ova Akça Doğalgaz Çevrim Santrali ve kaza tam burada meydana geliyor. Kazanın haberini yaptık. Ne yazık ki kazada iki kişi de, hem Hakan Bey hem Burcu Hanım, hayatlarını kaybettiler. Kazadan sonra da benim elime bir havadan çekilmiş, bir drone ile çekilmiş bir fotoğraf geldi. Bu fotoğrafta hava aracının biraz ilerisinde paraşüt sisteminin, paraşütün açık olduğunu görüyoruz. Bir şekilde paraşüt açılıyor. Tabii bununla ilgili çok bir şeyler söylemek çok kolay değil şu an. Hani o paraşütü pilot mu açtı? Çünkü bu tür hava araçlarında caps olarak adlandırılan, katapultla fırlayıp açılan, acil durumlarda kullanılan paraşüt var. İşte ya motorunuz durmuş, uçak anormal duruma girmiş, buzlanmış gibi acil durumlarda kullanılıyor. Bu paraşüt sistemi paraşüt açılmış bir yerde o duruyor ve arkasından hava aracı da yüksek gerilim hattına, bu termik santralden çıkan ve verilen bilgiye de göre yaklaşık 35 bin watt üzerinde bir akım bulunan yüksek gerilim hattına çarpıyor ve zaten çarpma anıyla birlikte muhtemel daha yere değmeden o yangın başlıyor ve veya elektrik gücüyle birlikte iki kişi hayatını kaybetmiş oluyor. Gerçekten çok talihsiz bir kaza. Şimdi öncelikle bu kazalar neden oluyor? Buradaki bizim elimizdeki bilgiler, paraşüt açıldı mı, pilot mu açtı veya çarpmanın etkisiyle bir fırlayıp yan tarafa kaldı, bunu bilmiyoruz. Enkaza baktığımız zaman uçağın kuyruğundaki yatay stabilize, yatay stabilize nedir? Burun yukarı ve aşağı hareketini sağlayan bir kumanda yazıyor. Bu yok. Bu kopma mı oldu? Havada bir şey mi oldu? Bilmiyoruz. Bunlarla ilgili kaza kırım raporu bunları inceleyecek. Hatta bugün de Ulaştırma Bakanlığı'na bu bağlı kaza kırım ekipleri inceleme yapıyorlar. Bu bölgeye geldiler. Enkazla ilgili çalışmalar yapıyorlar. İşte uçağın bakım kağıtları, pilotların lisansları gibi kağıtlar kontrol ediliyor. Dokümanlar kontrol ediliyor ve bunlarla ilgili araştırmalarını yapıyorlar. Muhtemel kısa bir süre içerisinde bir ön rapor çıkacak. Çünkü sonuçta bunlar birer adli vaka, yaralama var, hayatı kaybetme var, adli bir vaka haline geliyor. Ve burada kaza kırım ekiplerinin hazırlayacağı raporlar önemli. Son dönemlerde işte Bursa'nın şehir yapılaşması içerisinde kalan Yunus Eli Meydanı özellikle amatör havacılar için adeta bir merkez haline gelmiş durumda. Bu tür yeni nesil, işte fiyatları yaklaşık 50 bin dolardan başlayıp işte 150-200 bin dolara veya euroya kadar çıkabilen bu tür ultralight sınıfı hava araçları da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde büyük ilgi çekiyor. Ne yazık ki havacılığımızın önündeki en büyük sorunlardan biri meydan. İşte bir İstanbul'da küçücük Hazerfen Havaalanı var. Hazerfen Havaalanı da şu an bir uçuş okulunun elinde. Oraya gidip de çok fazla amatör uçuş yapamıyorsunuz. Hava yolu pilotu yetiştirildiği için çok yoğun bir uçuş programları var. Tutacaksınız, bunu nereye götüreceksiniz? İzmit'te Topel Meydanı var. O da çok komik bir şekilde bir notam yayınlanmış.
neredeyse sabah 8'de akşam 5 arasında kapatılıyor meydan. Askeri uçuşlara veriliyor. Bir tarafı sivil meydan zaten buranın. Meydan sıkıntısı var. Gidemiyorsunuz. Nereye gideceksiniz? En yakın meydan o Bursa'daki Yunus Emre Meydanı. Burada da yoğun bir uçuş var. Fakat meydanlar ne yazık ki bizim şehir yapılarımızda havalimanından kaçmak, gürültüden kaçmak yerine şehirlerimiz havaalanlarını çok seviyor. İçine doğru, oraya doğru bir büyüme meydana geliyor. Ve bu meydanların yaklaşma hatları binalarla doluyor. Hatta işi abartıp böyle yüksek yüksek binalar yapılıyor buraya. Acil bir durum meydana geldiği zaman uçakların kaçacak, bir yere inecek bir yerleri de ne yazık ki kalmamış oluyor. Bugün havaalanları şehirlerin ekonomik yapılarına çok çok önem veren yerler. Bu yüzden bunların yaklaşma hatlarına dikkat etmek gerekiyor. Bu açıdan da hem belediyelere hem sivil havacılık otoritesine, devlet hava meydanlarına büyük planlama açısından iyi kararların alınması gerekiyor. Normalde binanın yapılmaması bir yere, yapılmaması gereken bir yere belediye ruhsat verebiliyor ve ortada yargının uzun yıllar uğraşacağı ve temizleyemeyeceği bir sıkıntı ortaya çıkmış oluyor. İşte kaza olunca gündeme geliyor. Kaza olmayınca da bunlar gündeme gelmiyor. Şimdi Türkiye'de ultralight sayısı ve hafif uçak sayısı artması Türkiye'de havacılığın büyümesi anlamına geliyor. Bu açıdan sevindirici bir haber. Fakat tabii bu büyümeyle birlikte de bir kaza oranları var. Bir kere ister bu uzay mekiği olsun, ister Concorde olsun, ister F-35 olsun, ne olursa olsun hava araçları kazalarla karşılaşıyor. Önemli olan neden olduğunun bunun ortaya bulunması. Limitleri zorladığınız zaman, pilot kendi limitini, bakım limitlerini, meteorolojik şartları zorladığınız zaman kazalar meydana geliyor. Şimdi bu kazada Bursa'nın havası çok hızlı, çok değişkendir. Benim pilot lisansı aldığım dönemlerde o Bursa'daki Yunus Emre'ne çok sık gider gelirdik, seyri sefer yapardık. Şehirdeki işte hava kirliliği, Uludağ'ın hemen eteklerine oturan hava, Bursa'da gerçekten görüş şartları çok hızlı değişebilir. Bir de orada mesela seyri sefer aletleri vardı o dönemde. Bursa'da Uludağ'da bulunan madenlerden dolayı bu seyri sefer aletleri tam olarak çalışmaz. Böyle de bir sıkıntısı vardır bu bölgenin. O yüzden buraya yapılacak operasyonlarda görüş düştüğü an zorlamamakta fayda var. İndiğiniz zaman kimse size madalya takmaz. Çok düşük görüş şartında zorlaya zorlaya indiniz diye. Alet uçuş bilginiz yoksa, bu konuyla ilgili lisansınız yoksa, kendinizi bu konuyla ilgili tazelemeleri yapmadıysanız pilot açısından zorlamak oldukça zor ve risk. Sonuçta buraya bir kaza olarak karşınıza çıkabiliyor. Bursa'da bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. İkincisi ultralightlarla ilgili. Ultralightlar sonuçta daha amatör havacılık için yapılmış hava araçları. Bu açıdan kullanmak gerekiyor. İşte bir bakıyorsunuz işte bu hava araçları sertifika edilmemiş olanlarla uçuş saatleri satanlar var. Yani kiralıyorsunuz uçağı. Pilot lisansında belirli bir tecrübeyi kazanmanız için yalnız uçmanız lazım. Hayır, yanınıza pilot veriliyor. Böyle tür uçuşlara kiralamalar yapılıyor. Bunlarla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün gerçekten çok dikkatli davranması ve iyi elemesi gerekiyor. Bunlar çok önemli. İkincisi, bölgede gerçekten yoğun hava trafiği var. Çok iyi planlı bir şekilde bu hava trafiğinin yönetilmesi lazım. Yalova'da bakıyorsunuz Hava Harbi Okulu'nun uçuşları var. Bandırma Askeri Saha. Buralarda uçuş okullarının yoğun uçuşları var. Hava trafiğine gerçekten dikkat edip kurallara riayet ederek bunu uygulanması lazım. Bir hava aracıyla kalktığınız zaman bunun bir hava yolu, askeri uçak veya başka bir şekilden ne olduğu hiç önemli değil. Herkesin o kurala amatör veya profesyonel, askeri veya sivil pilot olsun uyması gerekiyor. Bunlar da ortaya çıkan önemli konular arasında. Amatör pilotluk normalde profesyonel bir pilot sık sık uçuyor, kendini diri tutuyor tabiri caizse. İşte eğitimler yapıyor veya daha büyük uçaklarda simülatörlerle uçuyor ama amatör pilotluk konusunda insanın limitlerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Ya işte haftada bir uçtum, ayda bir uçtum, 3 ayda bir uçtum dediğiniz zaman bazı yetilerinizi kaybetmeye çalışıyorsunuz. Havacılıkla ilgili her zaman başınıza bir problem gelebilir. Bunlarla ilgili acil durumların bir öğretmen eşliğinde, daha tecrübeli bir pilot eşliğinde çalışmak gerekiyor bunları, uçmak gerekiyor. Zaman zaman bunlara hazır olmak gerekiyor ve sizin limitinizi aşan bir durum olduğu zaman da bunlara girmemek gerekiyor. Ama dediğim gibi şimdi biz tabii afaki şeyler söylüyoruz. Bu olayla, son olayla ilgili araştırmalar sivil havacılık üzerinden yapılacak. Kaza kırım uzmanlarının yapacağı araştırmalar sonrasında çıkacak. Uzun zamandır Türkiye'de uçak kaza raporları yayınlanmıyordu. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bu kaza kırım ekibi yaklaşık 2-2,5 yıl önce tekrar organize edildi. Şu an
Ulaştırma Bakanlığı sayfasına girdiğiniz zaman, Ulaştırma Bakanlığı kaza Kırım diye yazdığınız zaman, kaza raporları yazdığınız zaman 2021 ve 22'ye ait incelenen olayların kaza raporları çıktıysa buraya yükleniyor. Bunlar da havacılık açısından, ders alınması açısından çok çok önemli durumlar. Şimdi son dönemlerde Bursa'da birkaç kaza birden meydana geldi. Şu an Aralık ayındayız. Hemen geri gidiyoruz Eylül ayına. Bir gyrokopter olarak adlandırılan hava aracı zeytinlik alana mecburi iniş yaptı. Erkan Hoş değerli bir ve tecrübeli bir öğretmen pilottur. Uçak gyrokopterdeydi. Gökhan Molla isimli bir yolcusu vardı. Kazada herhangi bir şekilde yaralanmadan bu olayı atlattılar ama Nisan 2022'de en son ne yazık ki ölümlü kaza meydana gelmişti. YBS Havacılık Şirketi'ne ait ultralight hafif uçak, tek motorlu uçak. Bursa'da bu Yunuseli yakınlarına bir arıza nedeniyle düşmüştü. Ne yazık ki bu kazada da Furkan Oktum ve Murat Avşa hayatlarını kaybetmişti. İşte böyle arka arkaya gelince soru işaretleri geliyor ama her olay çok farklı. İyi değerlendirmek, hava araçlarını iyi denetlemek, bakımlarını iyi denetlemek gerekiyor bir taraftan da. Bu açıdan da Havacılık Otoritesi'ne büyük önem taşıyor. Bu konuları değerlendirmek gerekiyor. Birçok kişi de diyebiliyor ki işte Bursa'nın artık içinde kaldığı. Hayır, bu meydan planlanıp kullanılabilir ve havacılığa uzun yıllar daha hizmet edebilir. Kazalar oldu diye o meydanı kapatmaya gerek yok. Bu şeye benziyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar olmasa biz ne güzel yönetirdik bu işi demesine benziyor. Havacılığın bir parçasıdır kazalar. Ama önemli olan önlem alıp bu hataların tekrarının önüne geçebilmektir. Eğitim eksikliği varsa kapamak, bakım eksikliği varsa kapamak, başka kararlar alınacaksa bunlarla ilgili bu kararları almak gerekiyor. Bunlar çok çok önemli konular olduğunu ifade etmek istiyorum. Önceki gün 30 Kasım'da Atlas Jet'in Isparta kazasının 15. yıl dönümüydü. Havacılık açısından değerlendirdik. Hemen yorumlara işte bu bir suikasttır, şudur budur diye söylenmiş. Bu ülkede bir suikast varsa bunu Milli İstihbarat Teşkilatı araştırır. Emniyet Genel Müdürlüğü, polis bu işi araştırır. Adli vakadır. Bunlarla ilgili araştırmalar yapılır ve bir sonuç çıkar ortaya, bir önlem alınır. İşte bazı şeyleri komplo teorisi diyerek kapatmak çok kolaydır. Bizler olayı, burası bir havacılık, savunma konularına haberler yapıyoruz. Raporlar üzerinden gidiyoruz. Ayağımızı bilimin üzerine koyuyoruz. Ve bu bilim sonrasında çıkartılmış, uzmanlık sonrasında çıkartılmış raporlara göre sizlere bir şeyler söylüyoruz. Komplo teorilerine inanmak isteyenler varsa o yol her zaman açık, buyursunlar, baksınlar ama bunlara inanırken de şunu da düşünmeyi eksik etmesinler. Demek ki komplo teorisini yapan çok iyi biliyor ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çözemediği konulara oturmuş, bakmış. Bunu da böyle bir ufak bir parantez olarak vermiş olabilirim. Havacılık kazaları gerçekten çok acı. İki değerli insanımızı kaybettik. Hakan Köksal ve Burcu Sağlam. Daha önceki kazalarda da hayatlarını kaybeden havacılarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve bu kazalar, aynı hatalar yapılarak tekrarlanmasın, bu hatalar yapılmasın diyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu ve tabii ki havacılarımız için de emniyetli uçuşlar diliyorum.